Kim Kehf suresinin ilk 10 ayetini veya bir rivayette son 10 ayetini ezberlerse, bellerse, kavrarsa, gereğince amel ederse ve Deccal'e karşı bunları okursa diyor, Allah Azze ve Celle onu diyor Deccal'in fitnesinden diyor korur, muhafaza eder. Demek ki Kehf suresinin Deccal'in fitnesinden korunmakla bir ilgisi var. Değil mi? Bir alakası var. O zaman Kehf suresinde önemli bir özellik var. Neden özellikle Kehf suresi ve Deccal'den korunma? Evet. Deccal dünya tarihi boyunca insanlığın dünyadaki ikamet suresi boyunca insanlık ortasında, insanlık arasında ortaya çıkmış en büyük fitnedir, değil mi? En büyük fitnedir. Ve Deccal'ın fitnesi insanlara hangi yönden geliyor? Evet, dünyevileşmek yönünden geliyor. Dünya yönünden geliyor. Çünkü hadis ne diyor? Onun diyor bir cenneti var, bir de cehennemi var diyor. Kendisine tabi olanları diyor cennetine koyar. Yani dünya onlar için ne gibi olur? Cennet gibi olur. Evet. Demek ki dünyevi anlamda bütün imkanları kendi tabilerine sunar mı? Sunar. Cennet gibi yaşarlar. İstedikleri her şey kendilerine arz edilir, kendilerine verilir. Peki kendisine iman etmeyen, kendisine tabi olmayanları diyor cehennemine atar. Yani dünyayı onlar için cehenneme çevirir. Evet, dünyevi bütün nimetlerden mahrum kalırlar. Dünyevi bütün nimetlerden mahrum kalırlar. Öyle ki ona tabi olmayan kavim ve milletlerin bulunduğu yere yağmur yağmaz. Bitki de bitmez. Hayvanlar hepsi ölür. Evet. Su yok, ekmek yok. Nasıl olacak? Dünya onlara ne gibi oluyor? Cehennem gibi oluyor diyor. Evet. Deccale tabi olanlara dünya diyor cennet gibi olur diyor. Yeryüzü hazineleri aynı arıların diyor sürüleri gibi Deccal'in peşinden giderler. Altın hazineleri, gümüş hazineleri ve diğer hazineler Deccal'in peşinde. Nereye giderse orada. Bütün hazineleri demek ki çıkartıp ne yapar? Kullanır ve kendi tabirlerini istifadesine sunar. Değil mi? Şu anda bir adama desen ki mesela sana 10 altın vereyim, bana imanını ver mesela. Birazcık imanı varsa düşünür, der yani çok ucuz oldu. Değil mi? Ha. 100 altın düşünebilirim ama daha da yetmiyor. 1000 altın tamam olur der mesela. 1000 altına iman yani. Evet, böyle yani insanlar. Ne yazık. Yani imanı zayıf olanlar için. Yoksa imanı kuvvetli olan, bak dünyanın hepsi de gitse, adam lime lime doğransa, ateşlerde yakılsa, ahireti dünyayı tercih eder. Asla dünyayı tercih etmez hakiki iman sahibi. Bütün kainata imanını vermez. Hakiki dünya iman sahibi. Ama imanı zayıf olanları görüyoruz, değil mi? Nasıl patır patır dökülüp gidiyorlar dünyanın peşinden yani. Şimdi Deccal'ın peşinde bütün hazineler. Teneke teneke, kantar kantar altın verse insanlara ne olur? Evet. İnsanlar işte Allah'ı bırakırlar, ona taparlar. Ve böyle oluyor yani. İnsanlar Allah'ı bırakırlar, ona taparlar. İşte demek ki Kehf suresini okuyan, sürekli bir şekilde üzerinde tefekkür eden ve belleyen ve kavrayan ve onun bahsettiği bu büyük hakikatin farkına varan ve dünyaya karşı doğru bir şekilde konumlanan, kalbini dünya sevgisine kapatan, iç alemini dünya pisliğinden temizleyen, dünyayı sadece elinde ve cebinde tutan mübarek mümin insanlar Deccal'den de ne olurlar? Korunurlar, kendilerini muhafaza ederler. Onun o dünyevi fitnelerine kapılmazlar.